Arkadaşlar merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün karşınızda namı değer Batmobile Can-Am Ryker 900cc ile karşınızdayım. Benim gibi iki tekerlekli motor kullananların aslında küçümseyerek baktığı bir motordur. Ama aynı zamanda dışarı yansıtmasak da içten içe imrenerek izliyorum. Çünkü gerçekten tasarımı olarak dehşet bir makina. Şimdi teknolojisini aslında bir kenara bırakıp size tasarımından başlamak istiyorum. Çünkü bana sorarsanız tasarımın muazzam, karizmatik ve kaslı bir görüntüsü var. Adeta bir asfalt yolda giden jet ski ya da kar motoru gibi bir görüntüsü var. Zaten bu benzerlik bir rastlantı değil. Aynı markanın jet ski ve kar motosikletleri olan bir ürün gamı da var. O yüzden zaten tasarım dili olarak aynı familyayı paylaşıyor. Gördüğünüz gibi önde iki tekerleği var. Zaten bana sorarsanız bunlar araba tekerleği boyutlarından. Sanki i3'ün de böyle ince tekerlekleri vardı. Arka tekerleğe bakacak olursak da arkada da daha büyük bir tekerleği var. Yani önde iki, arkada tek olmak üzere 3 tekerlekli bir motosiklet. Tekerlekli olduğundan dolayı acaba virajları güzel alıyor mudur diye bir soru vardı aklımda. Çünkü ATV'yi bilenler bilir, acemiler ATV'yi kullanırken viraja geldiği zaman eğer acemi ise o iki tekerleği kalkıp genelde takla atarlar ilk virajlarında ve yaralanırlar. Acaba bunda da böyle bir problem var mı? Virajları iyi alıyor mu diye düşünüyordum. Fakat kullandıktan sonra gördüm ki sizler de göreceksiniz. İnanılmaz dehşet bir şekilde virajları alan bir makine kendisi. Adeta sanki çıtanın kovaladığı bir ceylan gibi virajlarda böyle yatarak süzülüyor ve fişek gibi de virajdan çıkıp hızlanmasına devam ediyor. Şimdi isterseniz bir de virajın anahtarını sizlere göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Aynı jet ski gibi. Bu immobilizer, direkt anahtarını sokma yerine takıyoruz ve aç anahtarı tanıyor. Ondan sonra da start tuşuna basarak araca can verebiliyoruz. Şimdi bir üzerine çıkalım, bir de üzerinde beni görün. Arkadaşlar sürekli söylüyorum ama ben 1.85 boyunda 100 kilo biriyim. Arada 98 oluyorum, 102 oluyorum, ona takılmayalım. Mesela bugün bu videonun sonunda kazanacağım ödülle büyük ihtimal 102'ye geri çıkacağım. Şimdi arkadaşlar, bu araç normalde bir kişilik geliyor. Fakat onun paketleriyle bunu böyle bir aparatta iki kişilik yapabiliyoruz. Ama ikinci oturan için Allah sabır versin. Çünkü bu kadar hızlı ve güzel giden makinede arkada oturmanın kolay olacağını düşünmüyorum. Şöyle binelim. Bismillah. Bu daha demin zaten size göstermiş olduğum anahtarı. Burada bir yeri var. Hafif böyle elimizde buluyoruz. Ondan sonra taktıktan sonra biraz fazla ittirmek gerekiyormuş. Bir daha çekelim. Sokamadım. Söylesene oğlum, biraz gideceksin, çekeceksin hayvan gibi diye. Sokacaksın lan. Bu ne biçim anahtar? Daha demin size gösterdiğim anahtarı tekrar göstereyim. Burada bir anahtar yeri var. Aslında anahtar yeri değil yani, bilemezsiniz. Böyle top gibi bir şey var. Bu tık diye o topa oturuyor. Topa denk getirdikten sonra itiyoruz. Ve immobilizer anahtarı araca tanıtıyor. Ondan sonrasında herhangi bir çevireceğimiz kontak yok. Burada da bir... Şimdi bu vitesli bir araç olmadığı için park ettikten sonra vitese bırakma gibi durum yok. Ama bunu da mühendisler şöyle çözmüşler. Buraya bir el freni koymuşlar. O yüzden hareket etmeden önce bu el freni şöyle çevirip tık diye buraya bırakıyoruz. Lastikler boşalıyor. Şimdi önce ceylanımıza can veriyoruz. Onun için elektrik tuşunu aşağı indirdim. Sonrasında marş tuşuna bir kere bastım. Ve gördüğünüz gibi 100'e kadar çıktı ve geri geldi. Sonrasında frene basacağım. Frene bastıktan sonra bu gaz pedalını normalde biz hep motor kullananlar kendimize doğru çekmeye alışırızdı. Fakat motora can vermek için önce ileri itiyoruz. Ondan sonra bu sesi duyuyoruz. Ondan sonrasında tekrar motorun marşına bastığım zaman işte gerçeklerle karşılaşacağımız an o zaman. Hazırsanız basıyorum. Oh. Durduğu yerde çok fazla ara gazı yapmamıza izin vermiyor. Dırt dırt seslerle bizi uyarıyor. Bana sorarsanız hızlıyken dönüşü yavaşken dönmesinden daha iyi. Yavaşken birazcık lan acaba dönmeyecek mi, acaba yana mı yatacak gibi bir his uyandırmıyor değil açıkçası. Arkadaşlar fanı yine açtı, duyuyorsunuzdur. Yani bayağı gürültülü. Kafamda kask varken bile onu duyabiliyorum. Bakın direksiyon ayarını da bu şekilde boyunuza göre yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şu an fark ettim. Yani mesela şuraya bakın. Boşluk var. Normalde ben normal bir motosiklette çoktan en önde bekliyordum ışıkları.
Ama şöyle büyük bir boşluktan bile geçemiyorsunuz. Yani bana sorarsanız asıl mesele bu. Bu motorda. Ya, tamam, çok güzel avantajları da var ama en büyük dezavantajı arkadaşlar motoru bu. Böyle şehir içinde boşluklardan geçememesi, bir araba gibi trafiğe takılması. Evet arkadaşlar. Hop. Ya gerçekten muazzam bir makine ya. Yani gidişi mükemmel, hızlanışı. Işıklardayız. Bakalım. Oo. Bayağı patışa gire kalktık. Şu an 80'e geldik bile ki gaz kestim. Çünkü sahil yolu hız şeyi kuralları bile gerektiriyor. Virajları yatarak çok güzel dönüyor. Şu an güzel bir viraj var. Yani vücudunuzu kontrol ederseniz virajları gayet keyifli dönüyor. Frenleri de gayet yeterli. Şu an ağaçlıklı bir yoldayız. Gerçekten hani bu aracı kıyaslarken şuna bakmanız lazım. Yani fiyatıymış, parasıymış, üç tekerleğiymiş, dezavantajıymış. Yani şöyle ağaçlıklı bir yolda size verdiği haz gerçekten tartışılır ya. Yani gerçekten bunu alacak bir param olsa ve evde de müsait yeriniz olsanız bir an düşünmem, alırım. Her gün kullanır mıyım? Kullanmam. Ama hafta sonu eşim arkamı alırım. Güzel böyle bir ağaçlıklı yolda ya da caddede gerçekten keyif vererek sürerim. Yani dezavantajı var mı? Var. Ama avantajı şu an benim gözümde dezavantajı avantaja çevirdi. 20 saniye önce dedim ki keyfi her şeye değer. Ama şu an durunca bacağımdan, böyle bacaklarımın arasından motorun sıcaklığı da gelmeye başladı. Yani şu an hava güzel tabii ki, 20 derece. Hatta belki 17-18 derece hava. Ama yaz sıcağında, 40 derece bir sıcakta, Bağdat Caddesi'nin böyle bir trafiğinde birazcık terletebilir. Yani şu an motosiklet gibi kendime hiç yer bulamıyorum. Şu an resmen bir arabayım. 5 saniye kaldı, ışığı geçmeye çalışıyorum. Yani geçtim ama çok da verimli bir geçiş olmadı açıkçası. Hatta geçemedim yani. Öndeki araba az kalsın lastiğime vuracaktı. Korna çaldım o yüzden ona. Şu an böyle takılı kaldım. Işık yanmasına rağmen geçemedim. Önümdeki araba bile geçti, ben geçemedim. Biraz acıklı. Arkamdaki kameraman kardeşim Kaan. Arkadaşlar. Yani motor şu an hani güzel gitti falan diyoruz ama bayağı da ağırız yani. Ben 100 kiloyum, o 80 kilo, 180 kiloyla bu yolları yaptı. O yüzden motor güzel. Arkadaşlar, açıkçası böyle araçlarla beraber çektiğim videolarda farkındaysanız kullanan insan tecrübesini size aktarmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi videonun sonlarına yaklaşınca da size kendi gördüğüm dezavantajları ve avantajlarını söylemek istiyorum. İlk olarak avantajından başlayalım. Çünkü güzel bir alet, dezavantajıyla başlamak istemiyorum. Arkadaşlar, benim gözlemime göre tabii ki bu. Benim çevremde bile 4 kişi sahip ve bu 4 tane arkadaşıma dışarıdan bir gözle baktığım zaman şunu gördüm. 4 arkadaşımın da daha önceden sesli olarak iki tekerlekli bir motosikleti olmadığı, yani gerçekten motosikleti severek kullanan insanlar değil. Ve buradan da şu varsayımı çıkarabiliyoruz. O motosikletin hem sefasını hem cefasını söylemek istemiyorlar. Bu arkadaşlar araçlarının yanına, günlük kullandığı otomobillerinin yanına bu arabayı alarak hafta sonu ailesiyle, eşiyle, dostuyla, kız arkadaşıyla gezerek, dikkat çekerek güzel bir gün geçirmeyi istiyorlar. O yüzden de bu motoru tercih ediyorlar. Şunu rahatlıkla diyebilirim. Bu aracın en büyük özelliği bana sorarsanız bu. Motosiklet kullanmayı bilmeyen biri, kullanmayı bilse bile motosiklet kullanmak istemeyen biri bu motosikleti alarak motosikletin verdiği bazı avantajlara sahip olup
güzel bir havada eşiyle dostuyla güzel vakit geçirerek çok dikkat çekici bir sürüş yapabiliyor. Şimdi gelelim isterseniz bir de bana göre en kötü yanına. Kendimden örnek vereyim mesela. Ben şehir içerisinde eğer hava yağmurlu ve soğuk değilse ve şehir içerisinde işlerimi halledeceksem sadece Vespa kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi arkadaşlar trafikten nefret etmem. Bana sorarsanız insanın hayatını en kötü şekilde çalan şey trafik. Çünkü trafikte harcadığımız zamanla kendimize asla bir şey veremiyoruz. Bu araç sahipleri aslında bu aracı alırken ruhsatında motosiklet olarak alıyorlar. Ama gördüğünüz gibi önde iki arkada tek tekerlek olduğu için ufak bir otomobil gibi. Örneğin benim Citroen'imi bir de örnek gösterebiliriz. O kadar trafikte yer kaplıyor. Bu da demek oluyor ki bu araç asla sıkışık bir trafikte normal bir motosikletin yapabildiği hiçbir şeyi yapamıyor. Bu kötü bir özellik mi? Değil. Fakat bu motosikleti alıp kullanacak arkadaşların asla aklında bir yerden bir yere hızlı ulaşırım gibi bir düşünce olmasın. Özellikle şehir içerisindeyse. Yani şehir dışı yollarda hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz ama şehir içinde asla aklınıza böyle bir şey gelmesin. Motosiklet trafikte hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar dediğim gibi motosikleti çok kötüleyemiyorum yani. Çok övemiyorum da kötüleyemiyorum da. İnanılmaz nötr bir motor benim için. Çünkü trafiğe takılıyorum, mutsuz oluyorum. Ama trafikte kalırken ki insanların bakışları, üzerinde oturuş şeklim hani denge. Çünkü iki tekerlekte olmadığı için denge de sağlamıyorum. Bildiğiniz ayaklarımı uzatmış şekilde oturuyorum. O yüzden yormuyor. Hani trafikte kalıyorsun ama trafikte kalmak seni mutsuz etmiyor. Yol açılınca da çok güzel, keyifli bir şekilde yol alıyorsun. O yüzden gerçekten ne tamamen önerebiliyorum ne de kötüleyebiliyorum. Gerçekten kendi zevkinize göre alınacak motor. Eğer zevkiniz buna uyuyorsa bu anlattıklarıma mükemmel bir motosiklet. Ama ben trafikte kalmaya gelemem, ben sıcağa gelemem ya da ben ilgiden rahatsız oluyorum diyorsunuz da sizlik bir motosiklet değil açıkçası. O yüzden tamamen kendi evlerinize göre düşünüp yorum yapın. Aracın sahibi arkadaşımı kameraların önüne çağıracağım ve ondan hem kendi şehir içinde kullanırkenki deneyimlerini bize söylesin. Çünkü belki benim atladığım, unuttuğum şeyler vardır. Hem de bunun sonunda onunla bir iddiaya girip sonrasında ufak bir şekilde bir challenge yapmak istiyorum. Hep beraber izleyelim, görelim. Öncesinde arkadaşım Burak'ı davet edeceğim. Merhaba Burak. Merhaba. Nasılsın? İyi valla, sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi iddiaya geçmeden önce ki benim atladığım, çünkü ben bu aracı senin gibi her gün kullanmıyorum. O yüzden benim atladığım iyi şeyler, kötü şeyler varsa sen de birazcık bahset. Arkadaşlar daha da iyi bu araca hakim olsunlar. Ben bu aracı alırken görselliğe çok önem veriyordum. Dediğim gibi motosikletçi bir tarzım yok. Görsellik benim için ön plandaydı. Ve motorunun güçlü olması. Çok sosyal bir motor. Ne demek mesela sosyal derken? Yani insanlarla çok sosyalleşebiliyorsun sürdüğün zamanda. İşte tanımadığın kişilere selam veriyorsun. Araçlar sana yol veriyor. Hı hı. Diğer türlü İstanbul'da biliyorsun. Yol yani, kavgaları, şeyleri oluyor. Yani motorla... o zaman araca bakmak için sana yol veriyorlar. Bir önümden gelse de bakayım gibisine. Evet. Çünkü yani benim de başıma şaşırtıcı oluyor. Ben de motoru kullanmayı tercih ediyorum hı. böyle olduğu için. Ama işte mesela bazen bu ilgi de bazen bayıyor. Çünkü evet, biraz... çok saçma mesela. Normal bir insanın ben mesela bu araç sokakta görsem soracağım spesifik bir soru olur ya. Derim ki virajda rahat mı? Gün içinde rahat kullanabiliyor musun gibi motor derim. Ama bazen bir dayı çıkıyor. Dayı diyor ki ya bu ne? Uçak mı? Araba mı? Yani o, tamam bir iki cevap vermek güzel oluyor ama sürekli bununla karşılaştığın evet. zaman da insan bunalabiliyor. Böyle şeyleri var ama insanlarla konuşmak yine de güzel oluyor. Peki trafikte. Senin ilk motorun mu bu? Daha önce ATV kullanıyordum küçükken. ATV'den buna geçtim. Evet. Virajlı ve ATV'ye göre nasıl? Ben çünkü daha demin bir virajlarını övdüm ama senin fikrin ne? Yere çok yakın olması virajlarda problem yaratmıyor açıkçası. Arkadan itişli olması tabii ki biraz dikkat etmemiz gerekiyor çünkü motor kendini dağıtabiliyor bazen. Peki mesela gazı fazla açarsan savruluyor mu ya? Ya da böyle bir yılan gibi şöyle bir şöyle söyleyeyim. Modları mu? Var. Eco Pro normal standart modu var ve sport modu var. Sport modunu aldığımız zaman motor tamamen kendi her şeyini açıyor. Yani araçlarda ESP olan sistemi sport modunu ona geçiyor. Yani sport modu delikanlı modu diyebilir miyiz? Yani çok hızlı giderken çok tasvip etmiyorum kul açılmasını. Çünkü ne tepki verebileceği viraja girerken tehlikeli olabilir. O zaman birazcık tecrübeli olmak, bileğinin sağlam olması ve lastiğin sıcak olması lazım bence. Evet. Şimdi daha demin ben söylemeyi unuttum kendi tecrübelerimi aktarırken ve gördüklerimi söylerken.
galiba motorun bir haznesi yok. Yani sen mesela, ben şundan da biliyorum zaten. Sen ne zaman bir restoranda, bir kafede otursak elinde kaskla geliyorsun. Evet. Bunda kaskımızı koyacak da bir yer yok mu? Ek çantaları oluyor ama görselini bozduğu için ben tercih etmedim yani pek. Ek çanta olur belki ama hani spor görüntüsü kaç abi ya? Bunların mesela Spider'larını ben seviyorum. Onlar daha büyük böyle. Evet. Daha çok da böyle 40-50 yaşındaki abilerimiz kullanıyor. Ona yakışıyor ama bunun bu bence bu Batmobile görüntüsünü o çantalar biraz... Evet, ben de çok şehirler arası yolculuk yapmadığım için tercih etmiyorum. Ha, o zaman kask koyacak bir evin yok. Genelde senin Vespa'nın altına koyuyoruz. Doğru kaskı. Yani birazcık Vespa'm sömürülüyor. Bunu da... Sadece önünde şöyle bir küçük haznesi var. Buraya da artık işte. Buna ne koymuşsun? En fazla. Bomboş. Boş. Eldiven koyarsın. Su koyabilirsin. Ha. İçecek koyabilirsin. Yani ruhsatını eldiven koyabilirsin. Öyle. Aynen. Arkadaşlar motorcu olmadığında şuradan anlayın. Normalde motorcuya bunu sorsalar insanlar şey der. İşte bu veya eldivenimi koyuyorum. Buff'ımı koyuyorum. Bir şey mi der? Evet. Burak diyor ki içeceğimi koyuyorum. Çünkü bu veya kask harici hiçbir ekipmanı yok. Bu arada bunu buradan övmüyoruz. Siz kullanın. Keysen, senle bir anlaşma yapalım, bir rota belirleyelim. Ondan sonra o rotaya ilk gelen arkadaş hamburgerleri ısmarlasın. Deneyelim ama sanmıyorum pek geçebileceğini ama yine de deneyelim. Kaymak yok, tamam. Son gelen hesabı öder. Tamam o zaman anlaştık. Tüm ilk defa trafik görünce mutlu oluyorum. Daha gelmemiş olsun.